Z'ye hoş geldiniz hepiniz. Bugün karşımda Can Bartu Arslan oturuyor. Sence bu ülke gençlerini seviyor mu? Ya sevse de sevgisini göstermiyor. Sen umutlu musun ülkeden, ülkenin geleceğinden? Yani güvenini kaybetmiş bir iktidar var. Muhalefet de aynı şekilde. Abi ne yapayım? Yani kim neyi alıyorsa alsın. Zaten alabildiği her şeyi aldılar bizden. Bir hanımefendiye çok böyle duygu dolu bir şey besliyordum. Abi çat annesi dedi ki, şu haline bak. Bir de kızıma bak. Kala kaldım yani. O zaman 120 kiloydum. Haktan zavrak. Abi böyle cool. Serdar Pirinç. Başımın belası o. Başımın belası. Özgür Fok. Abi canım. Çağdaşım Çelik. Canım. Küçüklük arkadaşım benim. Direkt sorayım. Sence senin çocukluğunda ne eksik? Kendi yaşıtında diyalog kuramıyorsun. Bu da seni erken olduğuna çıkıyor. Kötülük değil. Sadece bilmemeyi bilmeleri bile çok güzel geliyor bana. Çünkü toplumumuzda bu böyle değil. Z'ye hoş geldiniz hepiniz. Bugün karşımda Can Bartu Arslan oturuyor. Enerjisini, oyunculuğunu aslında umut gibi buluyorum ben. Çok seviyorum. Birçoğumuz da öyle bakıyoruz bence ona. Çok bir tanıdık hissi de var aslında. Aileden bir kardeş, yan komşunun oğlu ya da okuldan bir arkadaş gibi bir hisle beraber. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Bugün de hem seni daha yakından tanıyalım hem de aslında bize kendi gözünden dünyayı anlat isterim. Başlarken nasıl hissediyorsun? Önce onu sorayım. Abi geldiğimden beri çok heyecanlıyım. Katıldığım ilk program. Onun dışında iyiyim, süperim. Can, bu dünyada amacın ne? Nereye gitmek istiyorsun sen? İleri doğru gitmek istiyorum. Yani sırtımda bir çanta, içine bilgileri atıp devam etmek istiyorum. Yani amacım bu. Mesleğimde ve kariyerimde kendime daha fazla şeyler katarak, daha fazla donanımlı bir hale gelerek ilerlemek istiyorum. Böyle bir yolda ilerliyorsun. Sosyal medya tabii en çok gördüğümüz yer. Çok da seviliyorsun. Çok seviyor insanlar. Özellikle bu kadar bilinmek, sevilmek sana ne yaptı? Ya sevmek de güzel, sevilmek de güzel. Ama sevmek daha güzel bence. Ölmek diye bir gerçek var. Şu an bu konumdayım. Yarın öbür gün bu konumda olmayabilirim. O yüzden hani çok önemli bir noktada değil şöhretlerim için. Peki tadını çıkartıyor musun? Abi çıkarıyorum ya. Beleşçilik olarak algılanabilir ama hiç öyle bir yerden değil. Ya insanlar hayatlarının içine davet ediyorlar. Yani gördükleri zaman, selam verdikleri zaman hayatlarının içine davet edip ya bir çay içer misin? Bir sohbet edelim, muhabbet edelim derken farklı farklı insanlar tanıyorum. Farklı farklı hayatlara dahil oluyorum. Ki bunu zaten o sevilmek noktasında küçücük bir kutu, belki de küçücük bir telefon ekranı. Bilmiyorum. Buradan insanların hayatlarına ve ailelerine dokunuyoruz. Aslında onlar bizi ailelerin içine istemeden de olsa kabul ediyorlar. Ve biz o dünyanın bir parçası oluyoruz. Sokakta karşılaştığımız zaman da onlar bizlerle sohbet etmek istiyor, muhabbet etmek istiyor. Belki kendilerini açmak istiyorlar. O yüzden o kendilerini açtıkları noktada keşfettiğim yerler çok güzel geliyor. Yani onlardan biri gibi olmak bilmiyorum. Benim çok hoşuma gidiyor. Can, klişe bir soru vardır ya. 20'lerindeki bir genç adama da böyle direkt olarak soracağım. Şöhret sence seni bozdu mu hiç? Bozmadı abi ya. Hani bozulacak bir tarafı yok. Babamın söylediği bir söz vardır. Hani ne olursa olsun geldiğin yeri bil, unutma. Onunla alakalı bir şey. İyi insan olabilmekle alakalı bir şey. Yani kapıldığımız yerler var. İşte kapladığı an bizi başka bir boyuta ulaşabiliyoruz. İşte egolar, kaprisler. Ama şu an beni kaplayan bir şey yok. Yani o kaplama benim umurumda değil ya abi. Peki mutlaka hayattaki maddi dengeler değişiyor. Yine başka bir klişeyle geleyim. Para şımarttı mı seni mesela? Abi para şımartmadı ya. Para yaşam kalitemi değiştirdi. Şimdi dizi Tozlu Yaka. Ki sen aslında çok küçük yaşlardan itibaren oyuncusun, gözümüzün önündesin. Öncesinde biraz sohbet ettik. Oyunculuğu gerçekten hayatının merkezinde tutuyor ve önemsiyorsun. Ama çok büyük kitlelere ulaştı Tozlu Yaka. Sen ve rol arkadaşların da öyle. Gerçekten herkes evlerine davet ediyor sizi şu anda. Ne buldu insanlar sence bu dizide, bu gençlik dizisinde? İçinde var olan bir samimiyet var. O en azından mahallenin insanları yakalayan bir tarafı var samimiyetle. Aslında dışarıya çıktığımızda biz de onlardan biri gibiyiz diyebiliyor insanlar sanırım. Ya da ya benim de çocukluğum böyleydi diyebiliyor. Bir kavram var. Hem aslında dönemin gerçeği hem de bir taraftan da genellenmeye bence biraz kapalı olmalı ama Z kuşağı olmak. Sen Z kuşağı kavramını seviyor musun? Yani çok alıştığım bir şey değil. Yani bir alanın içinde tutmaya çalışıyorlar gibi geliyor ama çok da bir önemi yok bence. Evet, teşhis koymak gibi ya da sanki Z belli yaşlarda olan robotlar makinelermiş gibi, tek tipmiş gibi, bütün özellikleri aynıymış gibi değerlendiriliyor. Sence bu ülke gençlerini seviyor mu? Ya sevse de sevgisini göstermiyor. Biraz umursamaz bir yerden yaklaşıyor bu ülke bence gençlere. Üst kuşaklar gençlikte sence en çok neyi anlamıyorlar Can? Tutunmak istediğimiz yerler var. Yani 22 yaşındayım. Hayatta gezmek istiyorum ama malum
maddi imkanlar bazen yetmeyebiliyor. Dünyaya açılmak istiyorsun zaten, açılmak istiyorum yani, bir hayal yani, boşluk. O yüzden büyük nesil sadece bize sorumluluk yüklemiş. Kendi sorumluluklarından kaçmışlar gibi geliyor. Can, senin hikayene de bakacağız biraz sonra biraz. Ama önce yine sana seninle ilgili bazı sorular sorayım. Duygusal biri der miydin kendine? Deli gibi abi. Yani ufacık bir şeye böyle bir düşerim, modum gider ama hani toparlaması kolay oluyor. Ama çok duygusalımdır, yoğundur o. Kıskanç mısındır? Abi yerine göre ya. Hani kıskançlık hep şey derdi okuldaki hocalarımız. Kendine güveninle alakalı bir şeydir. Peki sence cesur biri misin sen? Zaman zaman korkağım. Zaman zaman cesurum. Zaman zaman ikisi de değilim. Dürüst bulur musun kendini? Kendine karşı özellikle. Kendime karşı dürüstüm. İnsanlara da karşı dürüstüm. Ama bir nokta var abi. Bazen insanlar sana aynı şekilde gelmiyor. Ya da bedenin sana aynı şekilde gelmiyor. O zaman o noktada bazen sinyaller yanıp sönüyor. Sen de bir dönüşüme uğruyorsun. Ve sen de sana yaklaştıkları gibi yaklaşmaya başlıyorsun. Tehlikeli mi? Tehlikeli olabilir. Ama onun dışında hani dürüst bir insanımdır. Neysem uyumdur. Bütün belki var olan olmayan özelliklerinle sen seviyor musun kendini? Kendimi seviyorum abi. Niye sevmeyeyim ki? Yani şey bu işte, bazen işte insanlara şey diyorlar ya, şuran kötü, buran kötü. Barışayım abi. Yani 120 kiloydum eskiden. Çok işte çocukluk dönemimde 2013-2014. Biri bir laf söylemişti bana. İşte şu haline bak. Kendine işte biraz çeki düzen ver, şöyle böyle. Sonra dedim ki ya, evet çeki düzen vermeliyim çünkü ortada bir sağlık durumu var. Ama onun dışında abi ya, bu ya, mal bu. Hani yani mal bu, yapacak bir şey yok. Neyi sevmezsin kendinde? Neyi sevmem? Çok öfkeliyim ben. Vurdu kırdı değil hani, ya da fiziksel bir şey değil ama çok bağırırım yani. Çıkar, yüksek sesim çıkar. O da genelde haksızlığa uğradığım zaman oluyor. Yani ona dayanamıyorum, böyle tahammülüm olmuyor abi böyle. Ya neden yaptın diyorum kendi içimden ama o neden yaptın öyle çıkmıyor işte böyle. Oh diye gidiyor. Bazı cümleler vereceğim. Tabii seni abi. Tamamlamanı isteyeceğim o cümleleri. Bana bu hayatta en iyi gelen şey? Yürümek. İnsanlar beni görsünler istedim çünkü. Anlatacaklarım vardı. İnsanlardan duymaya en çok ihtiyaç duyduğum cümle. İyi misin? Çocukluğuma dönsem ona şöyle derdim. Kimseyi dinleme. Bir gün herkes beni unutursa. Canları sağ olsun. Bu hayatta beni en çok öfkelendiren şey. Haksızlık. En umutsuz zamanlarımda. Gökyüzüne bakarım. Çok korktuğum zaman. Yastığa kapanırım. Gelecekten beklentim. Beklentilerim var ama spesifik olarak şu şu diyemem. Hayat ne benim karşıma getirirse onları kabul edeceğim. Bir gün olursa kendi çocuğuma asla şunu demem. Abi takım konusunda rahat olmasını dilerim. Çünkü babam adımı Cambartu koyup böyle direkt sen hani Fenerbahçelisin oğlum bitti demişti. Yani hiçbir şansım kalmadı. O yüzden çocuğuma onu yapmayabilirim ya. Hani ne yaparsan yap derim. Peki. Hayatımda eksik olan şey. Ama motivasyon tutması çok zor bir şey. Onu hep tutmak isterdim. Eksik olan noktalarda. Can, en son niçin böyle kahkahalarla dolu dolu güldün sen? Dün oldu abi. Bir animasyon izliyorduk. Animasyondaki karakter de bana benziyordu. Yakın arkadaşım bir anda gülmeye başlayınca ben de gülmeye başladım. Sinirimiz bozuldu sonra böyle bir anda saçma sapan. Ve ciddi, çilli, mavi gözlü böyle bir şey. Ya arkadaşım dalga geçiyor tabii o sırada falan. Ben de öyle bir kapıldık abi yani olay bu. Peki en son niçin hüngür hüngür ağladın? Okulla yaşadığım ilgili bir sorundu. Bir haksızlığa uğradım ve uğradığım haksızlık sonucu biraz kapatmıştım kendimi. Dünyaya da kendime de sürekli bir ağlama şeyi vardı, hali vardı bende. Böyle kültürel bir sürü dayatma var ya işte, erkekler ağlamaz. Daha hikaye var. Büyük hikaye. çünkü hep onu söylüyoruz aslında, dönüşebilmenin bir parçası temizlik. Susuz da temizlik olmuyor. o yüzden de lazım bence hepimize. Şimdi biraz çocukluk hikayenden seni tanıyacağım. Anne baba senin programları izler mi genelde? Abi izlerler. Sıkı takipçiler. Hatta şeydir böyle. Bir dönem şeyi anlatamadım onlara. İşte evde televizyonların hepsini açarlar. İşte telefonları falan. İşte reyting olsun ya, bak işin devam etsin. Ya anne baba hani reyting cihazları var. Bakın öyle bir şey değil o. Her evde olmuyor. Hani bakın haberiniz olsun. Onlar gene de her yerden böyle tam destek abi. O yüzden devam ediyorlar mı bunu yapmaya? Abi hala. durduramıyorum. Yani anlattım ama durduramıyorum. Çok selam edelim buradan. Sever misin çocukluğunu sen? Abi çocukluğumu severim. Çocukluğumu özlüyorum ama ben. Çünkü çok küçük yaşta başladım oyunculuğa. 6-7 yaşlarındayken okula biri geldi. Bir kart uzattı. Ben de o zamanlar fırlamaydım. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum derken böyle bir hayırdırlaştık yani, ben kendi çapımda hayırdırlaştım. Gel dedi buraya, al dedi bunu götür aileme. Aldım kartı, bakıyorum okumam da yok yani, hani ne olduğunu da bilmiyorum. İyi dedim, tamam götüreyim. Gittim abi, dedim anne bir abi bana bunu verdi. Baktı falan, ilkokul hocam aradı. Ya nasıl olacak falan.
yapalım mı Billur Hanım? İlkokul hocama da sevgiler olsun. Yapalım mı, edelim mi Billur Hanım derken en son noktada abi yardımcı oyunculukla başladım. Şu anda burada. Kart eve gitti. Annen görünce ne dedi? Abi annem görünce şey dedi. Bu ne böyle ya? Hani kast falan. Bir şeyler yazıyor böyle üstüne. O dönemin şeylerine, işte o dönemin bir ajansı. Ve baktı Allah Allah bu neymiş falan. Ya annem de bilgisiz bu konuda. Yani o da çok hakim değil. Zaten direkt ya Bildur Hanım nedir bu ne değildir bir anlatın bize izah edin. Sonra abi gittik zaten 25 lira artı sandviç. Gittik yedik. Devam etti abi. Süreç ilerledi. Dediğim gibi şimdi buradayım. Şimdi bir taraftan bu arada kendi varoluşunda da var. Oyunculuk üzerine kafa yoran seven birisin. İyi ki olmuş. Sen de öyle. Gözlerin parlıyor mesleğini anlatırken. Diğer taraftan ama çocuksun. Okul var, set var. Hani o dönemlerde özlüyorum çocukluğumu dediğin birazcık da gerçekten setlerde geçen çocukluktan bahsediyorsun evet. Galiba. Genel olarak hani hiç bırakmayı düşündüğün ya da ailenin karşı çıktığı dönemler oldu mu? Aslında oldu abi. Şöyle. Uzun süre deneme çekimlerine giriyorsun abi. Çok fazla. İnanılmaz. Ve bir noktadan sonra artık vazgeçme noktasına geliyorsun. Neden olmuyor düşünüyorsun. Olumsuzluklar zaten çok kolay sarıyor insanı. Böyle negatif bir düşünce hemen çevrene beliriyor ve o anın içine girdiğin andan itibaren zaten böyle vazgeçmeye çok yakındım. 2013-2014 ya olmuyor nasıl olsa bırakayım derken çat bir iş geldi. O iş başka bir işi getirdi falan derken serüven devam etti abi. Olmayan süreçler vardı. Onlar yıpratıyor insanı. Şeye geliyorsun. Ya madem iyi neden olmuyor? Ya madem güzel niye gitmiyor? Sonra böyle hep tekrar ediyorsun kendini. İşte o tekrardan çıktığın an abi zaten yol bir açılıyor. Koştuğun kadar koşabilmen gerekiyor orada. Yani koşacağım abi yani. O kapılar umarım bir gün sonuna kadar açılır ve ben koşacağım. Düşüş kalkışlar var. Tabii ki. hayat gibi tabii aslında. Abi. Ama bugün geldiğin yere de baktığımızda, programın başında konuştuğumuz sevgiye de baktığımızda iyi ki mücadele ettiğim bir taraf var. Ama galiba işte çocukluğun çocukluk tarafını biraz eksik bıraktı. Bu kadar set saati, süreç. Evet. Daha direkt sorayım. Sence senin çocukluğunda ne eksik? Küçükken hani evin içinde böyle oynarsın ya abi işte. Böyle bir araba yaparsın işte ne bileyim polisten kaçarsın bir şey olur bir şey olur ya vesaire. O dünyanın daha büyümüş hali gibiydi setler. Ve o dünyanın içinde gerçeklikle birlikte sanki büyük bir evcilik oynuyoruz gibi geliyordu ama onun dışında arkadaşlarından uzaksın. Yani sette hep 30 yaşında insanlar işte 40 yaşında insanlar. Yani kendi yaşıtınla diyalog kuramıyorsun. Bu da seni erken olgunlaştırıyor. Ve bir şeylere böyle daha çabuk uyanıyorsun diyeyim. O kötü abi yani geç uyanmak isterdim yani bazı şeylere. O kötü abi. O çocukluğu, o masumluğu daha fazla yaşamak isterdim. Bu kadar fazla erken büyümek zorunda olmamak isterdim evet. Bir taraftan da galiba. Aslında çok küçük yaştan itibaren bakınca böyle cennetin çocukları, çılgın dostlar, annem uyurken, Galip Derviş, Ulan İstanbul, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, öğretmen. Tabii diğer taraftan aslında konservatuvar dönemin, oradaki rollerin, hazırlıkların, bugün Tozlu Yaka zaten başka bir yere de getirdi, taşıdı seni. Ama hayat gibi aslında şöyle bakınca birçok işte de oynadığın zamanlar var uzun yıllar boyunca. En büyük dertlerden bir tanesi insanların bazen kendi kuşaklarının kurallarını bu kuşaktan da beklemek. Doğrusunu aslında tam o zaman yaşandığı gibi zannetmek. Adına da özellikle kuşak çatışması diyoruz. Sizin evde var mıydı kuşak çatışması? Babam lise mezunu, annem de lise mezunu. Bir noktadan sonra artık kafa olarak bazı noktalara yetişemiyorlar. Ve yetişemedikleri noktalarda bunu açık bir yüreklilikle yani oğlum bak bu noktada yetişemiyoruz ve yetişemediğimiz için bize bir açıklar mısın? Hani böyle bir yerde bizim evde en azından. Kötü değil. Sadece bilmemeyi bilmeleri bile çok güzel geliyor bana. Çünkü toplumumuzda bu böyle değil. Bilmediğini bilmediğini de söylemiyor genelde. Evet. Doğru. Evet. Ama biz çocuklar da çok şey öğretiyoruz onlara. Evet. Genel olarak aslında böyle kuşak farklarına baktığımız zaman hep sanki yetişkinlerin hayat derslerini alıyormuşuz gibi ama mesela bir çocuğun ergenlik döneminde gerçek anlamda bütün aile ergen olabiliyorsa ve o krizin içinden birlikte çıkabiliyorsa o aile hep beraber büyüyor. Belki biraz oraları da görmek, bilmek lazım. Sanki hep öğreten kuşak üst kuşakmış gibi değil. Evet. Ben baba olduktan sonra mesela hayatla ilgili birçok bildiğim şeyin yanlış olduğunu gördüm hayatımda. Bir bölümümüz var. Bölümün adı İçe Bakış. Hayatından bir sahneyi, eski bir videoyu izletiyorum konuklarıma. Sana da eski bir diziyi izleteceğim bir parça. Cennetin Çocukları kaç yılıydı? 2007-2008. Bir sahne var. Hani kendi hayatına bakar gibi bir hissine bak isteyeceğim. Ne hissettiriyor sana şu an canım bu yaşını ve halini görmek? Hatırladın mı beni?
Annenim ben seni, hatırladın mı? Hatırladın mı Gülüz'ün? Baba! Yenge! Bağırma ne olur. Baba! İnanma. Yenge! Abi normalde utanırım. Şu an şey geldi yani. Bilmiyorum hani o noktadan bu noktaya gelmek. Eyvallah dedim şimdi yani böyle bir. Eyvallahı neye dedin? Tam söylesene bir. Aslında abi yola dedim. Orası sıfır noktası. Ve şu an böyle film şeridi gibi aktı bunu izlerken. Kendi şeyim. Başka bir nokta abi ve bu başka nokta eyvallah yani. Buradan buraya kadar gelip bir gelişim göstermek, donanımlanmak, öğrenmek. Yani her şey, o donanımla aslında her şeye giriyor. O noktadan bu noktaya gelmeye eyvallah ya. İyi ki dedim kendi içimde. Söyle aran nasıl? Eleştirim, bazen işte sosyal medya göz önündesiniz. Sen böyle çok da takıntılı bir şekilde kullanmıyorsun. ama bunun linci var, eleştirisi var. İşte ne bileyim sürekli olarak göz önünde eleştirilen bir yerde de durabiliyorsun. Nasıl bunlarla aran sen? Abi bir olay anlatmak istiyorum. Bir ödül gecesine katıldık ekiple birlikte. Uzun bir kıyafet giydim. İşte bir stilist hanımefendi yardımcı oldu. Giyindik. Aa diyorum ne güzel ya. Farklı bir ceket giydim. Çok güzel her şey falan. Herkes ve bütün arkadaşım çok ya inanılmaz oldun. Gece yıkacaksın şöyle böyle. Ben hani aa tamam diyorum. Hazırım hani sıkıntı yok. Abi çat geceye çıktık. Neyse. Twitter'da geziniyorum falan. Selin arkadaşım tak bana bir şey attı. Abi uzun kıyafet. Ellerim de şöyle önde. Başım da öne eğmişim böyle. Bana takke takmışlar. Yani ya çok barışayım aslında. Yani. Çok umurumda değil. Ya böyle eğlenmeleri benim de hoşuma gidiyor. Çünkü ya diyorum ya onlardan biri yani biri farkım yok ki abi yani. Ben de eğlenmiş, eleştirmiş, eleştirebilir, yapsın istediğini yapsın. Önünde bir kutu var. orada da bir tane seçmeni isteyeceğim. Seninle ilgili öyle onlarca zaten olumsuz eleştiri de yok ama ben konuklarımın hissini merak ediyorum. Yani bak sana ne yazmışlar gibi değil de sen ne hissediyorsun gibi bir tane seçer misin? Abi büyük hissediyorum. Wow. Çok yetenekli bir oyuncu olduğu kesin ama ne yazık ki popüler kültürün esiri olacağı da kesin. Keşke kaliteli işlerde yer alıp oyunculuğuyla ön plana çıksa, sürekli reyting yapan işler kovalamasa. Wow. Ne yapayım abi bunun teklifi var yani. Yani bu şey gibi bir şey aslında sektörde. Bir iş gelir size, işe audition verirsiniz. Yani senaryo hoşuma gittiği için ve kadro hoşuma gittiği için kabul ediyorum ve buradan devam ediyorum. Ama ha sürekli reyting yapan işlerde hiç olmadım ya. Bayağı hani aslında en çok reyting yapan işim Eşik Erdem'e hükümdar olmazdı. O da zaten ciddi bir kitlesi vardı kendine has. Onun dışında yok be abi ya. Peki bu dünyadaki en sağlam hayal kırıklığın ne oldu senin? Ya da belki hayal kırıklığına uğratan kişi. Ya abi ben bir hanımefendiye çok böyle duygu dolu bir şey besliyordum. Kız çok güzel dünyalar güzeli falan. Abi çat annesi dedi ki. Şu haline bak. Bir de kızıma bak. Ben böyle kala kaldım yani. O zaman 120 kiloydum. Kız da böyle manken gibi. Yani 2015, 15-16 yaşlarında. Belki daha az hatta. Daha eski yani. O beni bir böyle yıprattı abi. Hani şey oldum. Kaldım. Okey, tamam. Siz görürsünüz. Gibi bir yere gitti. Sonra dedim dur bu kadar nefret etme. Biraz daha debriyaj. Yani sonra aman dedim. Yani o zaman bu arada tabii çocuk yaşta bir taraftan da. Ciddi ergenlik var bir de. Ergenlik o dönemi. Peki tamamen artık bir şey hissetmediğin biri mi? Abi sıfırım ya. Hani dil yarası kalıcı ya. Yani, o hep iz taşıyor burada hani bir şeyin. Özgüven çiziyor yani özgüven çizik. Hani kırık ya da böyle bir ağır darbeli değil ama çizik ya. O çiziklerle zaten öğreniyorsun hayatta. Yani, o çizikler sana bir şey katıyor ve devam ediyorsun. Yani hepsi arma şu an. O yüzden güzel abi. Öyle. Yarasız çocukluk yok. Evet. Yaralanmadan ergenlik büyümek de yok aslında ki öğrenebilelim diye bir taraftan. Nasıl biri olmuştun aşık olduğunda merak ettim ama. O çocuğun duygusuna bir gitsen. Hani bugün artık başka bir anı ama. Abi çok masumdu ya. Hani şimdiki gibi daha çıkar dolu bir yerden değil. Tamamen hani kaşına gözüne bakmak. Sana yaptığı bir hareketle aa olmak. Yani dokunduğunda çiçek açması derler ya. Öyle bir şey abi hani böyle. Çok masum temiz ya. Hani böyle tık. Tıp bir şey doğuyor. Tıp 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 bir şey böyle açığa çıkıyor. Güzeldi yani.
Ne güzel anlattın. Ya 120 kiloydum dedin değil evet mi? Evet abi. Sonra sen kendi azminle mi verdin kiloları? Öyle bir sürece mi girdin? Evet abi. Ya yani lafı yiyince ya aslında kilo almamın sebebi annem yüzünden. Annem abi işte bir dedim ya hani gidiyorum olmuyor işler falan. Annem beni kandırıyordu. Ya işte bak gidelim sana Burger King ısmarlayacağım, şunu ısmarlayacağım, bunu ısmarlayacağım falan. İşte onun da oyuncak menüleri var böyle. Ben de abi çocukluk bu bamba yani deli gibi gidiyordum yani. Sonra zaten bir olduk böyle. Sonra abi o kendi azmim aslında söylenen cümle benim şeyim oldu, künyem oldu. Değişmem gerekiyor dedim ama değişmem gerekiyor mu bir insan için? Hayır ama bu noktada sağlık için değişmem gerekiyor dedim. Ve o sağlık konusunda da abi şimdi 75 rahat ya fit abi güzel. Var mı yani senin mesela hani evlenmek, baba olmak ileride? Ben kız çocuğum çok olsun istiyorum. Böyle abi hani çok şımartırdım büyük ihtimalle. Yani inanılmaz şımartırdım ama kız çocuğum olsun çok isterdim abi. Yani evlenmek güzel ya yuva kurmak. O kendi çemberini oluşturmak. Bir çemberin yani var olan ailenin çemberinin dışına çıkıp kendi çemberini yaratıp o çemberin içinde var olmak çok güzel. Çünkü sıfırdan bir hayat ve kendi bildiklerini başka bir canlıya varlığa aktarıyorsun. Ve o yani hayatı uğurluyorsun daha sonra kendi elinde. Gözlerinde görüyorsun. Çok kıymetli abi ya. Güzel şeyler bunlar. Öyle tabii ki canım. Bir yandan kendimiz için ya da belki ileride baba, anne olmak için hayaller kurarken de hani dünyaya da güvenimiz de olması gerekiyor ya. Sen umutlu musun ülkeden? Ülkenin geleceğinden? Ya ben iki noktada da umutlu değilim abi. İki noktada hani bu artık A ve B için söylüyorum. Ya ikisi de bence umut vaat etmiyor ya. Hani çünkü var olan durum ortada. Hani bunu değiştirmek için ne yapılacak? Yani iki aydan şunu yapacağız, bunu yapacağız, böyle olacak, şöyle olacak. Yani çok inandırıcı gelmiyor artık. Yani güvenini kaybetmiş bir iktidar var. Ya da iktidar da demeyeyim bunu, sadece tek bir kişiye yöneltmeyeyim. Yani muhalefet de aynı şekilde. Yani bir güven kırıklığı var. Herkes kendi çıkarı için yaşıyor abi memlekette. O yüzden... Bir de burada şeye dikkat etmek lazım. Burada çok kıymetli fikirlerinizle beraber oturuyorsunuz. Birçok genç geliyor Z programımıza ama herkes başka renklerden, başka kültürlerden, başka sosyoekonomik düzeylerden aynı şeyi söylüyor. Ve umutsuzluğa geldiği zaman mesele bir siyasi görüş gibi de değil bu. Hiçbir kutba, hiçbir tarafa, hiçbir belki işte vaade inanmamak gibi bir şey olmaya başlamış. Bence temel mesele bu, altını çizmemiz lazım. Yani ülkenin gençleri eğer gelecekle ilgili beklentilerinde bu kadar tıkanıyorlarsa, güvenleri kırıldıysa buraya gerçek anlamda vaat gibi değil, belki siyasi balon cümleler gibi değil bir el atmakta fayda var. Giderlerse gitsinler diyerek olmaz. Çünkü ne sahiplenici ne kabullenici değil bu. Ve aslında her gençte duyuyorum ben burada, hani ülkeyi bir yerden çok seviyor. Var olmayı aidiyet gibi görüp birazcık da mecbur hissediyor kendini bu umutsuzluk döneminde. Sahiplenmemiz ve tutmamız lazım. Birilerinin çıkıp gerçekten bu kuşağın dilini anlaması lazım. Henüz ben de göremiyorum. Herhangi bir yerde göremiyoruz. Oy kullanayım, kullanacak mısın seçimlerde? Ya benim ya bunu çok şey diyorlar. Ya öyle yapma, öyle atma, bak şuna gidiyor, şu parti alıyor oyu bilmem nesi falan filan. Abi ne yapayım? Yani kim neyi alıyorsa alsın. Zaten alabildiği her şeyi aldılar bizden. Yani o yüzden çok da bir önemi yok. Tercih edebileceğim bir şey yok ki. Ya ben görmüyorum en azından. Belki şaşırarak ya da işte bir tepkiyle dinleyenler vardır ama gençler arasında çok yaygın olan bir şeyden bahsediyor Can. Ve bu aslında fikirsizlikten, duygusuzluktan, bilgisizlikten değil, daha çok aslında inançsızlıktan. Evet. Yani hayata güvensizlikten, belki işte vaat verenlere güvensizlikten oluyor. Değişmesi gereken temel şey bence bu aslında. Bazı kelimeler vereceğim. Aklına ilk gelen kelimeyle cevap ver isteyeceğim tamam onları. Popülerite. Hikaye. Para. Lazım. İnsan. İyi seçmek gerek. Rating. Şişirilmiş bir balon. Sevgi. Annem. Güç. Varlık. Adalet. Terazi. Ekonomi. Para. Gelecek. Antik Yunan. Aşk. Boşluk. Ben konuklarıma memleketten bir fotoğraf gösteriyorum. Özellikle Türkiye gündeminde var olan bir fotoğrafı gösteriyorum ve hislerini soruyorum onlara. Tabii bunu söylerken ve sorarken çok da yakın zamanda oldu. Ki üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin canımızı acıtmaya devam ediyor. Soma'da olduğu gibi. Bartın Amasra'da yaşanan maden kazasında 41... İnsanımız hayatını kaybetti. Yaralılar var. Biz bu programı çekerken ağır yaralılar da var hala ve onlardan da iyi haberler bekliyoruz. Şu anda kazaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma devam ediyor. Ve bu yaşanan patlamayla beraber hafızalarımıza kazınan da bir fotoğraf var.
Bartın'dan. Bu ülkenin bir meselesi bu. İnsanlarımızı kaybettik. Aslında hayatlarını bu işe adayan işçiler öldü. Orada geride kalan aileler var. Yaralılar var. Bu arada bir parantez açayım sana sormadan. Ben, ekibimiz, birlikte çalıştığım STK'lar, dernekler her türlü desteğe, ruh sağlığı desteğini vermeye de hazırız bu arada. Buradan bu bilgiyi de vermiş olayım insanlara. Ama tabii ki canımız yanıyor. Sen ne hissediyorsun duyduğunda, baktığında? Abi ben korku hissediyorum ya. Hani karanlık zaten çok büyük bir bilinmezlik ya. O insanlar hani oranın altında büyük bir bilinmezlikteler. Yani belki sıkıştı. Yani insan hep umuda tutunur ya. Hani Pandora'nın kutusunda olduğu gibi. Hep umut kalır. Hani umut, korku. Yani abi gözler zaten her şeyi anlatıyor. Bu hani sarılmak abi yani. Hani yalnız değilsin demek gibi bir şey bu. Hani yalnız değiller gerçekten. Hani hissettikleri, yaşadıkları. Gerçek emekçi bu insanlar. Ve o yüzden hani yaşadıkları korkuyu onlar kadar algılayamayabilirim. Hissedemeyebilirim ama zaten bir resme baktığımız zaman bile her şey şurada abi canlanıyor. Önemli olan da bu. Yani Allah yardımcılar olsun abi. Yalnız bırakılmadıklarını da hayatta kalanların hissetmesi gerekiyor. Bence o sarılmakla ilgili söylediğin önemli bir şey, evet. Peki Can, genel bir klişe vardır. Böyle geçmiş yıllardan beri oyuncular arasında da duyarız. Ben konuklarımdan da duydum. Sektörden dost olmaz. İşte alandan hani insana dost gelmez vesaire gibi. Sen ne düşünüyorsun bununla ilgili? Abi kişi kişinin aynasıdır. Sen iyiysen iyi insan sana denk gelir. Yani sen kötüysen kötü insana bir şekilde denk geliyorsun. O yüzden... Yani sektörden dost olmaz mı? Yok. Çok da güzel dostlarım var. Çok kıymetli insanlar. Yani bence tercihler burada devreye giriyor. Sen neyi tercih ettiğine iyi bakmalısın. Yani iyi bakarsan zaten gözüküyor. Sakin kalmak önemli. Peki nasıl bir ortam var orada? Tozlu Yaka setine götür bizi mesela. Yani bazen görüyorum videolarınızdan. Bu programı hazırlanırken de baktım ama. Tabii kamera önünde bir dünyanın bir parçası oluyorsunuz. Kayıt bitti ya da set araları. Nasılsınız siz orada? Abi herkes birbirinden fırlama olduğu için yani sürekli makara muhabbet geçiyor. O yüzden yani birbirimize tutunduğumuz nokta da o sanırım. Hani gerçek hayatlarda da, ya gerçek hayatımızda da bir sağlam dostluklarla ilerledik. Bu işe de yansıdı. Yani yansınca da ortaya çıkan şey güzel oldu. O bahsettiğim samimiyet sanırım bu noktada bu abi. Bazılarının isimlerini soracağım. Bir cümleyle senin için anlamını söyle isteyeceğim. Arkadaşlarım onlar. Tamamdır. İçinden geleni söyle lütfen. Haktan Zavlak. Abi böyle cool. Takılıyor hep böyle. O yüzden yani şey geliyor bana hep. Nasıl diyeyim? Böyle aslan kral gibi geliyor hep böyle. Cool cool takılıyor. Öyle yani. Serra Pirinç. Abi başımın belası o. Başımın belası. Başımın belası. Çok seviyorum. Yani canım ciğerim. Yani kıymetlim, en kıymetlim abi. Peki. Özgür Foster. Abi canım. Yani hemşerim, Sivaslılık var onunla da biraz. Biraz hemşoculuktayız onunla. O yüzden kıymetli abi, candır. Peki, Ecem Çağlan. Ecem. Abi Ecem çok iyi ama çok işinde. Yani kapatıyor kendini. Sadece iş. Yani mesela biz sette makaramızı yapıyoruz. O kulaklık takar, iş. Yani o noktada bazen onun gibi olmak istiyorum, bazen onun gibi olmak istemiyorum. Orada çelişiyorum. Kaan Miraç Sezen. Abi canım ya. Hani daha ona ne diyeyim ki ben? Yani ilk geldiğinde ya benim için çok kıymetli abi. Hepsi çok kıymetli. Hani teker teker ya o şöyle, bu böyle, bu böyle diyemem. Hepsi canım ciğerim ama ilk geldiğinde Miraç'ın ilk işiydi. Ve bir heyecan vardı abi. Onda gördüğümüz Serra ile birlikte. Hatırlıyor musun dedim şu tavrı. Evet dedi. Yani çünkü bizde de vardı o ve onu onda görmek çok ortak nokta galiba. Yani heyecan ya. Onun içindeki heyecan. Öldürüm onu ya. Çağlaşım Şekil. Canım. Küçüklük arkadaşım benim Çağlaşım. Ya yol arkadaşım. Yol arkadaşım o benim. Yani daha 7 yaşındayken tanıştık. O benden de küçüktü. Bir reklam filminde oynamıştık. Öyle yol arkadaşı abi. Ulvi Kahyaoğlu. Tam bir kuram. Kuram yani. Kuram, kuram ya böyle abi. Bakınca bilgi görüyorum ben onunla. O yüzden o da kıymetli. Bu arada ben hepsinin ismini sayamıyorum yani... ama... ekipten bahsederken gözler parlıyorsa bilmiyorum benim saymadığım ya da hani senin için hepsi belli ki özel. Abi. Orada olmayı sevdiğin her halinden belli çünkü. Hepsine de bir selam edelim. Tabii abi. Bitirirken en son kum saatini çevirmeni isteyeceğim. Ve özellikle bu ülkenin bir genci olarak yine bütün aslında kendi dünyandan bir Z kuşağı temsilcisi olarak gençler ne istiyor? Aslında gençlerin bu hayattaki, bu ülkedeki temel dertlerine sen insanların gözünün içine baka baka anlat isteyeceğim. Kendi gözünden, kendi bildiğin dünyadan. Başlayabilirim ya.
Bizim istediğimiz özgürce kendimizi ifade edebildiğimiz ve özgürce yaşayabildiğimiz bir toplum ve bir ülke. Aslında bunları yaparken de bu özgürlük sadece ifade özgürlüğü olarak değil, hayatın birçok yerinde özgürlük istiyoruz. Yaşadığımız maddi sıkıntılar, ulaşılabilirlik, yani bu maddi sıkıntıların getirmiş olduğu ulaşılabilirliği ortadan kaldırmak istiyoruz. Çünkü mevcut var olan enflasyon ciddi seviyelerde ve bir şeyleri değiştirmek ve dönüştürmek istiyoruz. Umarım bunu biz yapabiliriz. Çünkü bizden öncekiler biz yapamadık, sıra sizde dedikleri için bir şeyleri değiştirmek bizim elimizde. Umarım gerçekleşir. İyi ki tanıştık. Abi iyi ki. Seni tanımak çok güzeldi. Sohbet etmek de öyle ki devamı da gelsin isterim. Bu kadar abi. Kameralar kapatırken. Teşekkür ederim geldiğin için. Eyvallah abi, sağ ol. Davet ettiğin için ben teşekkür ederim.